Şimdi Ortega Fatih ADS 240'la yola çıkıyor. Egzozumuz yeter bu arada. Onu da söyleyeyim. Abbao gözlüğü de taktı. Plaka hariç 45. Plaka hariç 45. Ortega Fatih ne diyorsa deli dönsün yeter. Sese bak ya. Bunun arkada ders şey yok, bunun arkada dorsa yok. Bak hele. Jetonu var mı arabanın? Bakayım. Bak. Benzin full. Ya bir günde eksik olsun ya. Bir günde şu senin arabana bindiğim zaman içinde bir şey olmasın ya. Ortega biniyorsa hepsi full olacak. Bap bap. 540 Volvo var dediler, yok dedim. 560 Scania var dediler, yok dedim. Ben kardeşimle gideceğim. Apo kardeşim olsun, Übek olsun. Vallahi Übek o, şaşmam. Aynen. Yakıyorsun gene. Her zaman yapıyorum. Siz ağzından çıkartırım yine. Bakacağım bir gibi oldu. Değil mi? Şu anda Adana gümrüğünün içerisindeyiz. Tırlar gümrük için bekliyor. Aygın dayı. Ozan yol açın mı lan? Vallahi bilmiyorum. Açıklayasa organizeyi gezerik. Vallahi organizeye gideriz ya. Sen Murat'tan hazlanmıyorsun da Murat'ın yanına mı gitsek? Ne yapsak araysak? Hangi Murat'ın? Üçüncü Murat. Şu anda gümrüğümüz çıktı. Arabanın kralı Iveco'ya binelim. Bak hele bu nereden çalışıyordu? Anam hakikaten bu nereden çalışıyordu? Konta ha, konta buradaymış. Kereş olan, gidiyorum mu lan? Bak hele bak, Şeref size nasıl da gülüyor, nasıl da hoşuna gidiyor. Koca burnun sana. Dayı ne yapıyorsun? Allah'ın olsun dayı. Bak hele gençleşmişsin ha. Sorma, evde kalınca kilo aldım. 14 gün karantina iyi geldi. Değil mi? Ben de evden çıkmadım, adımı mı atmadın dışarıya? Yok ben attım da arada. Yok, bakkala dahi gitmedim en ben. En son gün Sağlık Ocağı'ndan gelmişler. Eve girdim. Daha bir de çıktım, başka hiçbir yer adım atmadım. He. Keleş olan da şahitler mi lan? He. Peki o videolar geçen seneden mi kalmaydı? Şuradan aynen, da. Bak sen işi biliyorsun. He. Geçen senede de yeniymiş gibi paylaştım onu. Belli oluyor zaten. Belli. Evet, günümüzü yaptırdık. Dorsamıza da bakalım. Ala ala, Saraçoğlu yazıyor ha. Bak. Evet, yolumuza çıktık. Kısmet olursa 4175 kilometre yolumuz var. Lan o nasıl cesaret arabayı öyle koymuş ya, bak hele. Bir de tanker ha. Vallahi ben koyamam. Kaçın kocaz, yarın torunu geliyor. Allah Allah, dayı bu yol biter mi be? Dönet. Dayı! Daha bitmeyen bir yol görmedim. Ankara Bozantı yönüne doğru döndük. Seyhan Nehri'nin üzerindeyiz. Ana! Bak hele, bu Aksur değil mi? Aksur ya. Bu bizi zorladı. Yetişmemiz lazım, onu geçmemiz lazım. Hastaneler çıkışındayız. Neyse, şu Aksur'a yetişmem lazım benim. Bak hele lan, nasıl geçti? Bir de şekil yapıyor ha. Uzantı yol ayrımından dönüyoruz. Gördüm Mahmut, gördüm. Sen neredesin? Aynen. Lan otoban kenarında ne geziyorsun? İn artık, in. Hollanda'ya gidiyorum mu komşu?
Ha gidiyor. Kollanda sen hak, ben hak. Şöyle gel de yüzümü görsünler. Selamun aleyküm. Karanlıkta da gözükmüyorlar. Kapatmana da gerek yok bak hele. Ula rezil olacağız da. Vallahi ne yapayım? Sana şöyle bir emanet veriyorum. Tamam ver. Seni tanıdığım güne lanet olsun ver. Bu Hakan abinin ikinci hediyesi. Allah Allah. Neyse gündüz bakar bana. Ömer nerede? Orada. Orada. Bu Ömer'in senden çektiği ne ya? Kardeş hiç sorma. Senden destek aldım. Sen, beni yürüttü buraya kadar. Sen ölürsen Ömer daha huzuruna çaldırır herhalde cenazende. Kurtuldum diye. Lan ölürsem aç kalacak. ben onun şeyi. İyi baba. Görüşürük. Bu ne lan? Böyle. Korona var ya. Tükürdüm koronana. Tükürdüm korona maskene geziyor. Tekir'e geldik en nihayetinde. Saatlerimiz 22.53. Doğru değil mi arabanın saati? Doğru. Arkadan bir cengaver geliyor ya. Yapıştırmış geliyor. Anam Ford'muş lan. Dingil havada. Dingil havada. Ben de diyorum otobüs gibi geliyor maşallah. Sağ gitsin hayatı. Evet şu an 22 ton yükümüz var. 83'e bağladık arabayı. Gördüğünüz üzere 85'i geçirmiyor. Rotorları kuvvetli. Bak hele dayı. İbek o diyorsun ha. Tekir rampasını 83'ten bağlıyorsun. Vay. Hani İşin erbabı olanlar bilir. Şu an zaten fren kullanmıyorum. Fren kullansam belli olur. En kuvvetli inişe geldik. Orada bile görüyorsunuz ekranı. Motoru parçalarım diyor. Geçittirmem diyor. Bırakmıyor yani. Esrarlı ha. Aynı adanalar gibi. Pozantı'ya geldik. Pozantı'ya gelip de Sofya'ya uğramadan olmaz. Bakalım bizim eleman burada mı? Vallahi kapatmış beni. Vallahi Sofi kapatmış. Sofi kapalı. Hepsi kapalı. Hepsi kapalı. Sofi yaktın bizi. Sana güvendik Sofi. Sofi'ye de güvenmedim vallahi. Başıma geleceği biliyorum. Pozantı'ya bağlı olsaydı buralar açık olurdu. Ama Pozantı Adana'ya bağlı olduğu için tesislerin hepsi kapalı. Hizmette sınır yok. Eyvallah baba, Allah razı olsun. Şu an neredeyiz? Uluğuşlar'ı geçtik. Bura Etbulu fabrikası olan yer değil mi? Etbulu fabrikası var. Etbulu ne kadar? 1.750. Mazot neredeyse 1.750 olacak. Etbulu düşmüyor mu? Eyvallah baba, Allah razı olsun. Hayat bu be. Aa, götür babam, götür. Allah razı olsun abi. Bana hemen çayınızı getirdiler. Aynı Almanya'daki gibi değil mi? Almanya'da geç orada da kahve veriyorlar. Aynı Almanya gibi. Hiç fark etmiyor. Hiç sıkıntı yok. Ama buraya geçince hayat bitiyor değil mi? Ankaralıların sınırına gidiyor. Çaykaralı'nın oraya gidiyor. Tehlikeli. Çaykaralı'nın tehlikeli oluyor. Senin memleket Nide'ye benziyor. Afganistan. Hani Nide lan Afganistan. Ben Nide'liyim. Değil mi? Farkı yok. İveko'ya birçok kişi laf söylüyor. Ama niye söylüyor onu da bilmiyorum. Az önce siz de gördünüz. 22 tonla 83 ayarladım. Araba ya kendini yırtıyor, parçalıyor. 85'i 87'yi, hadi 87'ye geçmiyor ya. Konfor desen bana belimin ağrısı geçti. Adana'dan buraya gelene kadar 10 numara koltuğu var.
Tabii şimdi diğer rakiplerine göre kıyasladığın zaman, yeni kabin için söylemiyorum. Yeni kabin zaten başlı başına bir ayrı bir cumhuriyet. Daha gerçi böyle çok detaylı inceleme imkanımız olmadı ama ben 35 NC'de başladım bu işe. 35 NC'de öğrendim. Iveco'da yağını, suyunu kontrol edersen, arabayı da tek kişi kullanırsa, hani böyle çok şoför değiştirmeyi sevmiyor. Niye? Çünkü her gelen ayrı bir şey yapıyor, arabayı zorluyor. Dengesiz kullanıyor. Dengeli bir kişi bu arabayı kullanırsa Iveco çok ekmek getiriyor. Aha, bir tane de aslan parçası geldi. Aksur. Çaykaralı Aksur'a laf söyledi, söyledi, gitti Aksur aldı. Evet, günün ilk ışıklarıyla beraber Ankara'dayız. Ankara değil, Ankara. Bismillah, sabah sabah. Şu anda Ankara'dayız. Akşam 9.30 gibi Adana'dan çıktık. Saatlerimiz şu an 5.59. Bir dakika sonra 6 olacak. İnşallah. Eryaman'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yasakların başlamasıyla beraber otomobiller ve otobüsler malumunuz yoldan çekildi. Biz tır şoförleri yoldayız. Hani bu olayı bizim şoför camiamız çok abartıyor bence. Alkışı hak ediyor muyuz? Ediyoruz. Takdiri hak ediyor muyuz? Ediyoruz. Yalnız bunu bizim dillendirmememiz lazım. Biz görevimizi yapıyoruz. Doğru mu başkan? Doğrudur başkan. Görevimizi yapıyoruz. Biz görevimizi yapıyoruz. Hani biz insanlardan saygı beklersek, biz insanlardan takdir, alkış beklersek bunun çok manası olmaz. Sen görevini yapacaksın. Buna insanlar kanaat getirecek ve bunu insanlar dile getirecek. Sen sürekli bize alkışlayın, bize saygı gösterin. Önce sen kendine saygı göstereceksin. Sen kendi camiana sahip çıkacaksın. İnsanlar seni takdir. Ha, yeri geldiği zaman söyleyeceksin. Kendini savunacaksın. Bu konuda sıkıntı yok. Akşam Instagram'da bir paylaşım yaptım. Ona mütevellit söylüyorum bunları. Yeri geldiği zaman dile getireceksin. Ama sen kalkıp da sürekli bir şoför olarak beni alkışlayın, bana saygı duyun dersen olmaz. Bu sefer takdir yerine tepki alırsın. Doğru mu başkan? Doğrudur başkan. Milleti kirlendirmenin gereği yok. Yani hani bir askeri düşün. Asker, kaç tane asker gördünüz cepheye giderken? Adamlar canını veriyor ya. Bu kadar dillendirmiyorlar. Lan o başkan? Aynen başkan. Samsun'a mı gitsek? Ne yapsak dayı? Yok ya, Samsun eski Samsun değil ya. Samsun tehlikeli. Niye biliyor musun? Ne Karadeniz olduğu belli, ne İç Anadolu olduğu belli. Tam böyle karışık. Kendileri Laz olarak da kabul etmiyor, şey olarak da kabul etmiyor. İç Anadolu'da. He. Vallahi Samsunlar bizi vuracak. Yok ya, Samsunlar hiç yapmadı. O Çorum'a ne diyeceksin? Çorum daha tehlikeli. Ha, Çorum tehlikelidir. Orada abi bakıyorsun tam İç Anadolu ama Karadeniz'de. Abo, hele bir de Yozgat var ki zaten şeye gelme, Sivas'tan geçip de Kayseri'ye inme. Allah var ya, aman maygat, sabah sabah neler söylüyorum, millet sıraya geçip bizi vuracak valla. Tabii ki işin şakası bunlar. Valla bilmiyorum da ülkemiz güzel ya. Her şehrin ayrı bir özelliği, güzelliği var. Hem yöresel olarak, hem yiyecek olarak. Hangi şehre gidersen kendine özgü bir yemeği var abi.
Hatta bazı yerlerde ilçelerin bile ayrıdır yani. Lan arkadaş, nereden nereye geldik ya? Tesisindeyiz. Mekanın sahibi geri geldi. Buraya tır kamyonları durdurmuyorlardı ama tesisler kapalı olduğu için her yer bizim oldu. İnşallah şu illet bir gün gider de ağzımızın tadıyla yine bir yerlerde dururuz. Ya arkadaş, arabayı ben sürüyorum, sen uyuyorsun ya. Oh ne güzel, oh. Günaydın. Good morning. Who got it? Al-Khavi driver, no problem. Ortaka yollarda. Abi, Avrupa şoförü bir başka ya. Adam uyurken bile emniyet kemerini takıyor. Kusurum abi. Lafelle geçiyordu. Ne geçiyor? Mastur. Şerefi koçsan da kırmızı ışığı da tam denk getirdi ya. Yeşile. Rüyader ha, gerçek. Nasıl da hoşuna gitti? Ay gavurmayın. Aynadan bir bakalım bakalım. Bu ne lan? Aha, Ford da bizi soruyor. Lan? Oldu mu ya şimdi? Yakıştı mı? Bak ya. Ayıp ya. Ha, bu kamyonmuş. Neyse, kamyon kurtardı abi. Hadi yavrum.
Hadi yavrum. Sana da bay bay. Sana da bay bay. Öte kaç. Otobüs nereden çıktı lan? Benim siyah doldu dayı. Ne oldu? Saat doldu. Sıkıntı yok lan. Yapıştırak devam edelim mi? Benim saatim doldu derken ben daha giderim, sıkıntı yok. Sen ne yeter mi? Ki yol ver. Olmaz. Sen git de yeter ki. Olmaz. Olmazsa bir numara büyüğü var dayı. Yapıştır bitirelim. Aynen. Yapıştırırız dayı. Sıkıntı yok. Efendim başkan. Yatıyor mu? Yok, sabah kahvaltısı yapacağız. Tam zamanında aradık. Canın canın ummasın. Oh, Nafi! Corona! Tabii, selam abi! Tabii, tabii. Taşıtıyorum, maşallah. Ramazan, el kuru. Nothing. Aynen, aynen. Ramazan. Bugün yok, yarın Ramazan. Yarın Ramazan, yarın. Gel dayı, sabah kahvaltısı yapalım. Ekmek arası lup bu. Ayağımı kullanmıyor. Alır yapacağım o da para. Gel gel, ekmek arası lup bu yiyek. Ekmek arası lup bu. Oğlum lup bu olamaz. Onlar var lan. Bak hele, bu saatte dedem çıksa dedem ekmek arasına koyar yerim ha. Ne diyorsun? O derece açım diyorsun yani. Et salla, YouTube'a çıkacağım. O da bizi mi çekiyor? Konuş konuş. Oğlum belki daha hala yerinde duruyor, bak yayınlamadım. Dayı. Sahuru yapak da ben seni ararım. He? Sahuru yapak da ben seni ararım. Hadi yapalım bakalım. Hadi görüşürüz. Söndü. Güzel oluyor lan dayı. Valla. Baba sen işi biliyorsun.
Ya arkadaş bir huzur verin ya. Vallahi güzel oluyor ha. Sana da bir sokum yapayım mı? Yok. Ben demeyeyim. Zenginliğin gözü kör olsun ya. Ne yiyeceğimizi şaşırdık. Aynen öyle. Abi zengin olmak böyle bir şey işte ya. Şu anda Bolu Dağı tünelindeyiz. Saatte 70 km hızından gidiyorum. Aha inanmıyorsanız şeritleri sayın. Güçlerin gizli kaptanı, karanlık güçlerin gizemli kaptanı Apo ile beraber yolculuğumuz başlıyor. Eko yaptım ha sana. Ortadan gidiyor. Ya arkadaş var ya. Arkadaş bizden bir ısıtı kanalını patlamış. Abim telefonla konuşuyor. Rahatsız etmeyelim. Trafik işaret ve işaretçilerine uyalım. Dayı bir gün burada var ya tüneli çıktım. Arabayı bir saldım. Oh. Romanya'da ikinci rampa var ya, virajlı rampa. Oraya kadar gitti. Bence sen de sal. Sal gitsin. Şu anda salıyor. 88'e bağlamışım. 90-90 konuşması bitti ya. Telefon konuşması bitmiş amcam. Ondan sonra gözün açar. Tamam. Lan dayı 2 dakika uyuduk, İstanbul'a gelmişsin ya. Ne yapalım araba. Enişte neredesin enişte? Evde mi kaldın? Çıkamadın mı dışarıya? Hani İstanbul'dan geçemiyorduk. Hani nerede arkadaşların? Bak, senin mekanda top oynuyor. Yoksun, mekanın sahibi nerede? Instagram'dan şekil yapıyordun. Vay kadı erişten vay. Kadı yerli çay. Yasağa takılmış şu an evde. Erişte, çıkamıyorsan gele gel ha. Allah'ım Allah. Bizim enişte var. İstanbul'un en büyük baronu. Selamlar olsun büyük barona. Diyor ki ben müsaadem olmazsa diyor İstanbul'dan geçemezsiniz diyor. Demezsin sizi diyor öyle. Geçittirmem diyor. Demezsin öyle. Hani nerede? Mesaj attım. Evdeyim diyor. Yasağa takılmış. Her zaman diyoruz biz deveden büyük fil var. Değil mi? Ha. Boşuna mı diyoruz? Bakalım aracımız ne kadar gelecek. Aracımız bir şey gelmeyecek çünkü tartım yok. Evet, tartım hatası diyor. Öbürüne de aynısında de. Kapalı kantarlar. Ama yine de geçerim abi. Bunların işi belli olmaz. Olmaz baba. Arkamızdan ceza gönderdiler. Ama Kadir enişteye üzüldüm ya. Elden çıkamıyormuş. Yazık. Kadir Yerliçay. Enişte. Evet bu arada şu güzel görüntüyü de ayrı bir karede alalım. Saatlerimiz kaçı gösteriyor? 13.53 14'te
buçuk, on buçuk, on bir buçuk, on iki buçuk, kaç saat olmuş işte, dokuz buçuk, gece dokuz buçukta Adana'dan çıktık. Şu anda İstanbul'dayız. Yılmaz kardeşimin yanına mı gidiyor? Evet, Yılmaz kardeşimin yanına gidiyoruz. Fordçu Yılmaz kardeşimin yanına gidiyoruz. Evet, şu anda şeydeyiz, neredeyiz? Tepecik'teyiz. Tepecik, Nejat Uygur Eğitim Merkezi. Vay! Nejat Uygur'u da rahmetle analım. Çok özledik zamanında. Rahmetli ne adamdı ya. Süheyl Uygur'la Behzat Uygur'un bir şey vardı, program vardı. Babayı şeyde, babalarını konuk almışlar ya, şey programıydı. Yarışma programıydı, balon patlattı. Ha, balon patlattı. Balon şişiyor şişiyor. Yeter lan diyor, aranıza söveceğim hadi. Abi eskiler başkaydı ya. Şimdikiler küfürle, insanları aşağılamayla 600 metre sonra insanları anlık olarak güldürüyorlar ama onların verdiği lezzet vermiyor. Hani şu anki sanatçı diyeyim yani, böyle küfürle aşağılamayla insanları hatırla da hatırlayamaz şeylerini, repliklerini. Ama eskilerinkini her türlü hatırlıyorsun abi. İstanbul diyor. Bu yol Edirne'ye gitmiyor mu? Evet. Bu yol. Burada bir tane Ford F-Max var, onun yanına gidiyoruz. Ford F-Max mı? Ha. Kurban olayım şuradan geri gidelim ya. Vallahi. Gördün mü? 500 metre sonra döner kavşaktan 4. çıkışa girin. Burada tarihi bir köprü varmış ha. Ya zaman olaya gelip gezeceksin aslında. Değil mi? Ama en eski köprü Adana'mızda. Taş köprü en az 2000 yıllık bir tarihi var. 600 metre sonra köprü hangisi? Türkiye'deki en eski köprü Adana'da. Abi dünyada sıralamada Edirne'deki Adana'dan sonra yapıldı. Ben biliyorum. Harbi. Önce taş köprü. Taş köprünün çok eski mal şeyi var ya, mevzusu var. Mevzuları yaşanmış, kıyametler kopmuş. Ooo sen ne diyorsun ya? Sulağlar çekilmiş. Adamlar birbirini vurmuş. Aha bizim F-Max orada. Aynen. Aynen. Arabanın kralı be. Arabanın kralı. Arabanın kralı onu süren sayesinde oluyor. Kardeşimler de. Bak bak bak. Ne yemeği yapmış acaba? Hemen oğlum. Hemen de dolabı açmış ya. Adam adam. Vallahi Fatih ya. Fatih'e görüyorum. Fatih abi. Bak. Sucuk mu yumurta mı? Adam diyor ki. Gelene kadar diyor, sor bakalım ne yemişik diyor, ekmek arası lupa yemişik. Sen de diyorsun ki aç mısınız diyor. Tamam abi, yumurta mı kovurma? Eyvallah kardeş, Allah razı olsun. Ahneyle tutulmaz. Ne ekmeği? Tandır ekmeği yiyemez abi. Bak hele. Açla eğitimli, eğitimlenin geldim ya. Adam bizi eğitti, öyle fazla bir şey yapma yani ha. Dengemiz bozulmaz. Dengemizi bozacak şeyler yapma. Verme, verme, dengesi tutuyorsun. Bahale bu F-Max mıydı? Arabanın kralıydı ha. Allah Allah. Verme lan dengesi. Bahale şımartıyorsun bizi. Bak dengemiz bozuluyor. Daha biz bu adamla Hollanda'ya kadar gideceğiz. Adamın dengesini bozma. Ben zorla alıştıracağım. Ben zor açlığa mahkum edecek. Yılmaz kardeşim sen nereye gidiyorsun? Salatalık doğramaya. Yok yok. Oraya değil. Avrupa'da nereye gidiyorsun? Salatalık doğramaya. Ne? Münih'e gidiyorum. Bahale ben Yılmaz'dan gidiyorum. Yok sana. Adama baksana, kavurma çıkarttı, yumurta çıkarttı.
çeri domatesi çıkarttı. Adam gidiyor salatalık doğramaya. Adam o kadar konsantre olmuş ki nereye gidin diyorum salatalık doğramaya diyor. Yemin sen kahvaltı yapacaksın mı? Ben yaptım abi. Sen yaptıysan iki yumurta falan. Ya bu tır şoförleri niye hep tek eliyle kırıyor yumurtayı? Avratlara nispet mi yap? Pardon. Yok. Bayanlara, hanımefendilere. Şimdi biz bu videoyu attığımızda Ramazan'ın ilk günleri olur. Millet yazar. Ramazan'da yemek yiyorsunuz. Oruç mu tutmuyorsunuz? Hayır, belirtme. Abi belirsen de belirtmesen de abdest yok, namaz yok, cuma bilmez, şey bilmez, kalkıyor bana ahkam kesiyor. Allah insanları yaratmış, kuralları koymuş, hükmü verecek olan Allah'tır. Sen kimsin ya? Sen kimsin de hüküm veriyorsun ya? Kendim için de söylüyorum ha. İnsanlar insanlara hüküm veremez. İnsanları Allah yargılar. Ben mi? Kangallar bayağı büyümüş. Ama yenir mi acaba bu? Geçmiş midir? Sahlı duruyor ha. Bizim orada buna kangal diyorlar ama tabi sizin yörelerde ne diyorlar bilmiyorum. Pi var mı? Pi var. Pi var. Ha, bizde kangal diyorlar da tabi her yerde değişik. Allah Allah şifa ya. Süper dayı. Geçmiş lan bu. Aha çekiyorum lan. Şaheser ya. Böyle bir şey yok ya. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Dolabını açtın. Hiçbir şey esirgemedin bizden. Yalnız o Erdem miydi senin asker arkadaşı? Emrah Dündar. Emrah Dündar. Onun anlattığı mevzu neydi? Kanal manal uçtu. Araba bir şeyler diyordu. Bizim alt devre vardı. Allah'tan alt devrele baba. Hemen alt devre. Alt devre arabayı havuzun yanına götürüp yıkayacaktı. Herhalde biraz şeyi kaçırdı. Arabayı havuza düşürdü. At devre İtalya'ya. Günah keçisi buluyor. Emrah ne diyor bu? Günah keçisi ilan ettik garibanı. Vallahi bilmiyorum. Buradan da Emrah'a çok selam. Hadi yavaş yavaş kaçalım. Hadi kaçalım bay. Teşekkür ettim. Allah'a emanet abi. Dorse tırsan. Nasıl tırsan dorse? Şu anda süper bir şey abi ama biraz ağır. Ona da bir şey değil mi? Biraz, biraz ağırlığı var. Ford'da biraz 400 kilo ağırlığı var. Aynen Ford'un da 400 kilo ağırlığı var. Bunun da var. Biraz daha. Yani 23 ton geçmişti. Meydan tırsanlar alacağız. Bu kaç model şimdi? 2020. Meydan tırsanlar var. Değil mi? Ama tırsan şeye önem veriyor. Şoförün söylediğine önem veriyor. Yani bir şoför mesela Yılmaz arasında ki ben şoförüm böyle 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 desin hemen onu kayda alıyorlar. Gerekirse fabrikaya da çağırıyorlar. Aynen. İnşallah daha iyi olur abi sonuçta. İşte bu arabayı ben kullanıyorum. Bu dorsa benim arkamdan ben kullanıyorum. Fabrika nerede bilecek? Yani hani ben evet, tırsan. Kavurmalı yumurtaya bu kadar oluyor dayı. Eyvallah. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Hedefimiz Kapıkule'ye ulaştık. Kazasız belasız kardeşimle beraber. İnşallah burada evraklarımızı yaptıracağız. Sıramız geldiği zaman yolumuza devam edeceğiz. 14 günlük Türkiye'de kalma karantinamızı tamamladık. Bunu da bazı arkadaşlar yanlış anlıyorlar. Yani 14 gün karantina burada böyle geçiyor ismi de hani gideceğim bir yerde kalacaksın değil. Türkiye Cumhuriyeti diyor ki gireceksin diyor 14 gün diyor ülkeye çıkmayacaksın diyor. Tabii tedbirleri elden bırakmayacaksın. Elinden geldiği kadar evinde kalacaksın. Sağa sola sosyal mesafe kurallarına uyacaksın. Onları yaptıktan sonra bir sıkıntı olmaz diyor.
sahasına giriş yapıyoruz şu anda. Termokin sahası dolu. Bakalım ne kadar zamanda çıkacağız. Sıra buradan başlıyorsa bayağı şeydi. Tabii ki bizim yükümüz frig olduğu için bu çadırlı araçların beklediği sıra bizi çok ilgilendirmiyor. Bizim kendi frig araçların arasında sıra var. Bakayım tanıdıklarınız var mı? Bazen böyle çıkıyor arada. Aa şu benim dayımdı. Aa bu benim babamdı, dedemdi. Atamdı. Atamdı. En iyi tır hangisi sizce? Sence en iyi tır hangisi? Scania. Üstüne tanımam. Diyorsun. Diyorum. Dafın yanına DAF'la Volvo'nun arasına gidiyor. Çıkarken sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz çünkü karşıya küçük araçlar duruyor ya. Yani gelip de bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Evet, oraya zaten şey koymuşlar baksana. Ha. Oraya tır duramaz. Şuraya gideyim o da. Buradaymış ya. Oo, adamın kralı buradaymış ya. Selamun aleyküm abi, hayırlı günler, ne dinliyorum? Bu ya. Ne lan, bu kadar çuval ne diyecek? Dayı Hollanda'ya gidiyor ya. Ne var Hollanda'ya gidiyor, bunlar ne diyecek lan? Maske var. Bu kadar maske. He dayı. Aman lan, her yeri kızarmıyorsun ama. Sen de bundan yiyecek mi? Sen de alayım bir tane. Dayı senin varlığın yeter ya. Alayım bir tane lan, alıp getireyim bekle. Al bir tane de yiyek dayı. Evet. Bir Adanalı, bir Antep, bir yan yana geldi. Bir Fenerbahçe olarak da bir Fenerbahçe'yi ikam edilir değil mi? Oo, Allah Allah'ına kurban dayı sen. Bak dayı bak. Ya yiyorum, yiyorum. Faydası olur belki. Eyvallah dayım, Allah razı olsun. Allah yolumuzu açık etsin. Allah'a emanet. Geçen bir araba gördüm de sen miydin diye korna... Geçmeyim 2 aydan beri. Yeni geçtim bu taraf o zaman. Ben geçmedim. Ben bunu araba getirdim sadece. Araba getirdim. Uşaklar ne diyor? Bunlar yiyorum ama ne yiyorum bak hele bak. Dayı. Evde kalınca bunlar beğenmediler bak hele yiyorum. Bizim Türk şoförler. Ya, yan yana geldiler mi diye hemen telefonu çıkartıyorlar. Allah bak. Ya Allah için iki kelime yapın ya. Şurada iki sohbet edin ya. Sen kamerayı çıkartınca bir şey olmuyor da biz telefonu çıkartınca mı bir şey oluyor hemşerim? Biz kanıtlıyoruz, ispatlıyoruz. Cheesecake var mı? Cheesecake var var. Mesela var mı? Var mı lan? Araba geliyor. Vallahi cheesecake'ler geliyor. Açık şeyle açılık abi. Açık. Ama peynir. Abi, yakın durmayın abi. Cheesecake'i koyduk bak, dilime her teki elim kadar var. O neydi ben bilmiyorum. Böyle peynirli bir pasta çeşidi. Hiç güzel değil dayı ya. Hiç güzel değildi var ya, o pastayı böyle ya, insanın ağzı o kadar mı büyük olur ya? Değil mi? Tek hamlede yiyordu ya. Kim olur? O güttükken öyle. Çiğnemeden yutuyor, çiğnemeden. Çiğnemeden, direkt ham diyor. Dayı biz Adanalıyız. Vay, nasıl eder şimdi? Değil mi? Babaannem şöyle yiyordu, amcam böyle yiyordu dedim. Koca cheesecake'i bitirdim bunlar daha. Bir tane daha yiyele, bir tane daha yiyele. Ve bir dilimi yesem ikinciyi ver desem vermezler. Vermezler, vermezler. Ele daha güzel olmuş ama. Değil mi? Eline sağlık. Sonra bir baktılar ki iki tane kaldı. İyi ki Allah'tan iki. Dayı Adanalıyız ya. Olsun bu kadar. Dayı. Aynen. Arabanın iyisinden çıkan ya değil. Sen ne diyorsun? Daha geldi. Arabanın iyisi Volvo. Öyle mi diyorsun? Başka bir şey yok. Önce Volvo. Volvo ile DAF, geri kalan laf. Sıkan ya? Yok.
Dayı ben Scania sürüyorum. Yok, kurban dayı, ol. Volvo süreceğim. Dayı Volvo. Ben Scania sürüyorum. Kurban oldum. Dayı Volvo süreceğim. Volvo süreceğim. Genç kalacağım. Dayı kurban oldum. Scania'cıyık biz. Gel öyle. Gel 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 gel. Tayyar baba geldi. Tayyar baba. Gel. Sen geldin, bu gelmiyor. Tamam kal. Tamam dur. Sen hop diyeyim mi, durmuyor. Frene basla dur. Lan seni kameraya çekeyim bak. Ama dayı var ya, Volvo'da gerçekten duruyor. Adamı ya. Adamı genç bırakıyor, bak, genç bak, bırakıyor. Bak hele bak. Allah'ım esir gelsin. Tamam. Arabe arabe. Maşallah. Maşallah maşallah. Arabe Allah'ım esir gelsin. Hele sesinin güzelliğine bak ya. Ya 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 ya. Allah'ım esir gelsin. Maşallah, maşallah. Ama sana da yakışıyor ha Volvo. He yorum he yorum. Atakar abi. Baba mı istermiş baba? Değil mi? He ya. Şerefime var ya böyle... Bu renk araba gördüm özellikle, gözüm hep seni arıyor yolda. Vallahi billahi. Benim araba. Yüzün diye demiyorum. Şurada Fenerbahçe var. Tam evet. Arkada 27 yazıyor. Fenerbahçe'de bir şey var. Sarı lacivert var. Aynen. Bakar buna yok. Değerler. Olmaz zaten. Seninki değerler der mi? Değerler. Aynen. Bak, plakanı daha unutmamışım ha. Plakanı kit yazar. Kurban olayım, bundan yola çıkma ya. Yıldızlı Hilton ya. Gerçi 6 yıldız çıktı değil mi? Allah'ım esirgesin. Allah kaza bela vermesin. Yolculuk nereye? Berlin. Gel dayı gel. Psikolojimiz bozulacak. Gel. Kardeşim yolun açık olsun. Nasıl bir düğme sen dediğin? Bir tarafında bir yazar, bir tarafında sıfır. Açma kapatma düğmesi böyle küçük şey. Nerede? Nasıl söyleyeyim sana? Ne kadar diye söyleyeyim. Ne tarafta? Sarı kutuların içinde ya. Sarı kutuların içinde. Evet. Şerefsizim var ya, yerini bile ezberlemişsin ya. Hollanda'dan taburiye dükkandaki Kapıkule'deki dükkanın şeylerin tarifini veriyorsun. Düğmelerin tarifini veriyorsun. Nazarda değil misin kardeş? He nazardayım. Abi sizin tamam, sarı kutular, ha sarı kutular buradaymış, tamam kapıdan tamam. Kapıdan girdiğimiz sarı kutular var ya kardeşim. Tamam, he buldum sarı kutuları. En solda, he. Seviyede birinci kutunun içinde olması lazım. He, şu eski 1200 Ford'lardaki şey, eski tip dümelerden mi yoksa küçüklerden mi? He, işte küçüklerden, la küçük küçük. Minik mi? Küçük kibar böyle. Küçük tamam. Kibar, 1-0 yazarız yanımda. Şundan diyor dayı. Dikdörtgen gibi. Ha dikdörtgen, tamam kaç tane lazım ondan? Bir tane. Bir tane yeter mi? 4-5 tane. Bir tane yetiyor. Kendine de lazım olacak. Tamam. Tamam. Ne kadarmış dayı? Ne kadarmış? Ha, 25 liraymış tanesi. Yani 6 lira tanesi. Yok ya, ne 6 lirası? Avrupa'ya geliyor. Avrupa'da bile mi? 8 euro. Burada 8 lira, orada 8 euro. İşine geliyorsa bırak kardeş, bırak kardeş, bırak kardeş. Doğru söylüyorsun. He. Haklısın. Tamam dayı, başka bir şey var mı? Adam sarı kutuların arkasına ulaşıyor ya. Sen nasıl bir dünya yaşıyorsun dayı ya? Aynen. Hamburgerlerin yanında. Tamam, kaç tane lazım bundan? Dikdörtgen şeklinde. Bana bir tane ondan yedek alacağım. Öncekilerden biri patlarsa diye. Bir tane yedek. Tamam. Ama yan tarafından çaktırma, civataları var ya civataları. He. Ben salak gibi civatalarını almamışım. Civatalarından al, ortanın takoz lambalarına bağlayacağım civatalarını. Civataları. Evet, çaktırma. İyi. Megafon herkes seni dinliyor. Çaktırmadık Allah'tan.
almamıştım ben. 4 tane yağ almamıştım. Benim 4 tane hakkım olmalı. Yok normalde. Bunlar dorse içindel mi? Ha, dorselerin yanlarına takılanlar normalde onlar. He, sen bunu aldın öne taktın he? Öne taktım he. Şerefsizim koca ziyer gibisin. Yanak boyası. Yanak boyası var mı? Onun yeri nerede? Onu da bir tarif edeyim. Yanak boyası hiç olması lazım. Kornalarım olduğu yerde olması. Yanak boyası var mı abi? Ya. Yanak boyası. Kalmamış. Boyalar üst tarafta. O sprey olanlar var başka. He. Yok dayı. Yanak kalmamış. Yanak kalmamış mı? Aynen. Arka tarafta şey var. Gonyalı var. Gonyalı'da vardır ya. Tamam. Dayı sen o duymasın 210 deme ona, sen 400 de, o 400 diye duysun. Kaç? Ha 500 lira tuttu dayı. Yok. Götcan abi. Öyle bir şey yok. Ha? Kuyruk mu? 425 lira tuttu hepsi. Kuyruk yok ama yarın olur. Çünkü 425 lira tuttu. Bugünkü miktar kapalı ya. 400? 425. Baya lan. İşine geliyorsa bırakın, bırak dayı kalsın. Oğlum nakliye parasıyla beraber. İşine geliyorsa dört. Aha fişini de aldım. 4 günde 3 milyarlık malzeme aldırdım oradan. Ben bilmiyorum. Hollanda'ya git, Hollanda'dan al o zaman. Kırarım bunları burada. 425 lirayı kabul ediyorsan tamam. Çöpe atarım gene getirme. Tamam. Geldim döşemeciye, söyle şimdi ne istiyorsan. Kolay gelsin. Ha? Söyle ne istiyorsan. Neredesin döşemeci mi? Aynen. Göster bakayım kim var orada. Kolay'a ikram ettiğine göre yenge orada herhalde. Aynen. Kardeşlerim korktum orada. Abi korona yüzünden korkudan herkes. Şimdi anlaştın mı döşemeciyle? Anlaştım abi. Tamam. Fotoğrafları şimdi gönderiyorum. Kemer nerede? Ona göre gönderiyor abi. Fiyat söyledi mi? Fiyat? He. Yo, onu geçeceksin. Onu geçeceksin. Ne o? O ne? Euro. O ne? Geri miydi? 300 TL euro mu? Euro, euro. TL? Biz artık Avrupa'nın sırrına dayandık. Öyle TL geçmiyor burada. Pazarlığı bir de şeyde olacak bunun yani. Avrupa'da olacak burada. Fatura matura vergisini ben keserim ha. Tamam baba iptal. İptal et. Arkadaş vazgeçmiş. Euro mu TL mi? Aa, onu orada bakacağız. Ona orada bakacağız değil. Ona göre ben hesapta... Euro yükseldi değil mi? Euro yükseldi 7.5 vardı şu an. Bak hele başka siparişin varsa vay versen. Vay. Sen siparişlerini gönder. Hiç. Benim siparişim üçlü hava korna, ıslık korna, bir de o ılık. Oo, üçlü ıslık kornaya bir zam gelmiş, bir zam gelmiş. Akıllara zarar. Akıllara zarar mesela. Tamam, ben fotoğrafı gönderiyorum abi. Hadi görüşürüz. Ben bunları hadi bir çarpayım da. Aa, kapatmadın mı? Canını sağ olsun ya, gerekirse ben verdim. Abi Adanalısın, Allah'ın adamısın, sıkıntı yok. Eyvallah, görüşürüz. Evet, ilk bölümümüzün sonuna geldik. Önceki serimizde gurbetten Sıla'yaydı. Şimdi Sıla'dan gurbete yolculuğumuz başladı. Adana'dan Kapıkule'ye geldik. Yolculuğumuz devam edecek. Kapıkule'de şu an bekliyoruz. Sıramız geldi mi devam edeceğiz. Devamı geliyor.